en olmayacağı yerde gidiyor. Evet, Ege TV ekranlarından hoş geldiniz. Bakış açısında karşınızdayız. Tabii koronavirüs günlerinde yine teknolojiyi kullanarak yayınlarımızı yapıyoruz ama içinde bulunduğum süreci tanımlamaya da bir taraftan uğraşıyoruz. Uzmanlarımızla birlikte siyasi açıdan ele alıyoruz, uluslararası ilişkiler açısından alıyoruz ve şimdi ekonomik açıdan konuşacağız. Evet, koronavirüs dönemi, karantina tüm dünyada devam ediyor. Dünyadaki ülkeler aslında koronavirüsle mücadele ediyor ama bir de bu sürecin sonrası var. Dünyada şu anda özellikle ekonomik olarak neler yaşanıyor? Hepimiz bir şekilde ekonomik etkilerini hissediyoruz ve ekonomi aslında hepimizin şu anki durumda en yakından ilgilendiren konu başlıklarından biri. İçinde bulunduğumuz süreçte ekonomi nereye evriliyor? Biz bu süreci nasıl takip etmeliyiz? Ekonomik olarak dengeler, koronavirüs sonrası nasıl şekillenecek ki bununla ilgili farklı yaklaşımlar var. Olumlu yaklaşımlar da var, olumsuz yaklaşımlar da var. İster firma sahibi olalım, ister ücretli çalışan olalım ama bu süreci yakından takip etmemiz gerekiyor ki bir şekilde biz de önlemimizi alabilelim. İşte ekonomistler bu süreci nasıl değerlendiriyor? Ekonomik açıdan dünyada koronavirüsle birlikte neler oluyor? Öncesinde neler olmuştu? Koronavirüs bunun üzerine ne koydu ve bundan sonra ne olacak? Ana hatlarıyla bunu konuşuyoruz. Şimdi de Sayın Doktor Şahin Aslantaş'la YK Holding CEO'su, ekonomist. Sayın Aslantaş aynı zamanda uzunca süre yatırım bankacılığı ve sermaye piyasalarında görev aldı. Yine 15 yılda reel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı. Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği de yönetim kurulu başkanı aynı zamanda. Dolayısıyla ekonomistler tabii bu süreci nasıl değerlendiriyor? Dediğimiz gibi siyaset açısından değerlendiriyoruz. Farklı alanlardaki uzmanlıklarla değerlendiriyoruz ama birebir ekonomiyi yakından takip edenler bu sürecin dönüşümünü nasıl yorumluyor? Onu konuşacağız. Sayın Aslantaş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. İyi yayınlar aynı devam ediyoruz. Koronavirüs günlerinde karantinada siz ne yapıyorsunuz? Önlem alıyor musunuz? Koronavirüs elimizden geldiğince önlem alıyoruz. Ancak tabii umuyoruz ki bu salgın bir an önce sona ersin, kontrol altına alınsın en azından ve normal hayata geri dönmeyi umuyoruz bir an önce. Çünkü ciddi bir tıkanıklık yaşıyoruz. Ve durgunluk var. Ve herkes biliyorsunuz evinde. Evet. Bu süreçte biz de hem kendi çevremizde hem kendimizin, ailemizin sağlığını düşünüyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz. Bir taraftan da çalışıyoruz. Şu anda iş yerindeyiz. Çalışmaya devam ediyoruz. Evet, ediyoruz. Aslında hiç bitirmiyoruz. Çünkü çok olağanüstü günlerden geçiyoruz ve bu olağanüstü günlerde mutlaka gelecekte de ne olacağını düşünerek bu günleri biraz da iyi değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir kırılma noktasındayız her Peki. Açıdan. Şimdi bu kırılma noktasını tanımlayalım istiyoruz bakış açısından ama öncesinde biz bu kırılma noktasına nasıl geldik? Yani dünya ve Türkiye ekonomisi koronavirüs öncesi dönemde nasıl bir seyri izliyordu? Ve koronavirüsün bu sürece etkisi ne yönde oldu ve şu an içinde bulunduğumuz kırılma noktasının keskinliği ne durumda? Şöyle başlayalım. Yani kısa bir tabii hafızalarımızı tazelemekte fayda var. Koronavirüs Aralık 2019'da ilk defa Çin'de ortaya çıktı ve son 3-4 aydan beri de Merkezi Avrupa, özellikle İtalya, İspanya, İngiltere ve Amerika'da ciddi anlamda can kaybına sebebiyet verdi ve olağanüstü günler yaşıyor. Biz dahil. Bizde de sonradan vakalar ortaya çıkmaya başladı. Bizde malumunuz Mart'ın ortasından itibaren olağanüstü uygulamalara, tedbirlere alındı ve Mart ortasından itibaren herkes evinde oturulmaya çağrıldı. Ve bu süreçten önceki döneme bir kısaca göz atmamız gerekirse zaten dünyada ekonomik açıdan bir ticaret savaşları, Amerika ve Çin arasında süregelen bir ticaret savaşı denilen bir gerilim vardı.
buradaki asıl konu şuydu. Çin giderek daha fazla üretim yapan, daha fazla büyüyen ve dünyaya daha fazla mal ve hizmet, daha çok mal üreten bir ülke konumuna geldi. Dünyanın geri kalanı da Çin'den beslenmeye başladı. Bu bir süre Çin'de bir sermaye birikimine sebebiyet verdi ve Amerika'da biliyorsunuz bununla ilgili bir Çin devletiyle karşılıklı ciddi bir çekişme içindeydi. Tabii birazcık daha geri gidersek, malumunuz 2008 yılında bir başka finansal kriz daha yaşadı dünya. O da mortgage kriziydi. Bu mortgage krizinden sonra türev enstrümanlara yatırım yapan devletler, bankalar battı. Ve bunun finansmanı içinde bugün Amerikan hazinesinin, Merkez Bankası'nın uyguladığı şekilde ciddi bir para bolluğuyla dünya karşılaştı 2008'den 2012'ye yılına kadar. Dolayısıyla o dönemde yaşanan krizler para politikalarıyla biraz düzeltilmeye çalışıldı global ölçekte. Bu tabii artan bu para bolluğu, likitte bolluğu Çin'in ciddi rezerv toplamasına ve daha da zenginleşmesine de sebebiyet verdi. Ve son dönemde 2019-18 yıllarında bu ticaret savaşı neticesinde hem Avrupa'da hem de Amerika'da ekonomik durgunluk söz konusuydu. Yani zaten dünya ekonomisi global ölçekte büyümekte zorlanıyordu. Hindistan ve Çin haricindeki ülkeler dışarıda tutmak gerekiyor. Büyümekte zorlanıyordu. Bizim gibi Türkiye gibi ülkeler ise böyle bir adım ileri, iki adım geri şeklinde stabil olmayan bir büyüme performansı gösteriyorlardı. Türkiye açısından baktığımızda bu dünyadaki 2008, 2012 ve daha sonraki süreçte Türkiye'de de bir likitte bolluğu yaşandı. Paranın Türk lirasının aşırı değerlenmesi ile üretim ve gelir artışı oluştu. Ancak bu 2018'de bir krizle sonlandı ve ciddi bir devalüasyonla karşı karşıya kaldık. Ve Türk lirası %40'lara yakın değer kaybına uğradı. Ve bu değer kaybı sonrasında da hem üretim tarafında hem istihdam tarafında da ciddi kayıplar verdik. Yani bu krize girmeden önce Türkiye zannediyorum 10 küsür çeyrektir büyüyemedi. En son açıklanan ekonomik tedbirler planında 2020 için büyüme hedefi %5 olarak öngörülür iken şu anda bütün bu hesapların hepsi yeniden yapılmak zorunda. Yani Evet, artık evet, kırılma noktasındayız dememizdeki şey bu. Evet. şimdi dünya ekonomisinde de hani bundan sonraki süreçte çok ciddi bir küçülmeden bahsediliyor. Hatta %8'e kadar tahminler var. Çok kötü senaryolarda. Şimdi geçmişteki krizlerle kıyaslayacak olursak 1929 büyük buhranıyla da kıyaslanıyor bu süreç. Ki bu yapısal dönüşüm, dünya ekonomisindeki yapısal dönüşüm anlamına gelir mi böyle büyük bir kriz? Yani siz dünyadaki belli başlı büyük krizlerle bu dönemi karşılaştırdığınızda nasıl bir sonuca varıyorsunuz? Ki hani bundan sonraki yapısal süreç, yapısal değişim adına değerlendirirsek. Yani şimdi bu krizleri daha önceki krizlerle 29'dan başlayıp işte süre gelen en son 2008, 1994, 98, 2008 falan bunlarla karşılaştırdığımız zaman yani daha doğrusu karşılaştırabilmemiz için hepsinin gerçekten belli bir platforma oturtmak zorundayız. O zamanki koşullarla şu anki koşullar maalesef birbiriyle aynı değil. Her ne kadar ekonomik büyüme ile göstergeleriyle yani elimizdeki en sağlam endikatör o ise eğer ya da para bolluğu gibi bir takım ölçülebilen şeyler ise tamam onlarla karşılaştırabiliriz. Ama aynı sonuca ulaşır mıyız, ulaşamaz mıyız? Yani 2008'de şöyle oldu, yok işte 2020'de böyle olacak demek o kadar kolay değil benim şahsi kanaatimce. Çünkü koşullar aynı değil. Ve dünyanın gelişimi
ve gelinen noktayı da göz ardı etmememiz lazım. Krizle tam gelmeden önce, bundan birkaç yıl önce konuştuğumuz konular şuydu. Endüstri 4.0'dı, dijitalleşmeydi, daha çok üretim enstrümanlarının makinalar ve bilgisayarlar tarafından yapılmasıydı. O zaman normal çalışan işçiler ne iş yapacaktı? Ondan sonra tabii global dünyada bunlar konuşuluyordu. Türkiye'de tabii kendi üzerine düşen payı alıyordu bu tartışmalarda. Dolayısıyla şu anda oturup şunu bence en doğrusu şu olsa gerek. Giderek belirsizlik, yani gelecekle ilgili öngörü yapabilme yeteneğimiz azalıyor. Bilemediğimiz konular daha fazla ortaya çıkıyor. Çok basit bir örnek vereyim. Diyelim koronanın aşısı bulundu, tedavisi yapıldı. Ancak bu salgını önlemenin nasıl olacağı konusunda hala evlere kapanma dışında bir çözüm üreten yok. Yani o yüzden evde bekliyoruz. Bu hem ekonomik olarak, hem toplum psikolojisi olarak, hem kişi psikolojisi olarak tabiatın kurallarına biraz aykırı düşüyor. Bunun için çok ciddi sabır gösteriyoruz. Ama bu şekilde devam edemeyecek. Salgının ve benzer salgınların önlenebilmesi için ileride şu anda tam bilemediğimiz veya öngörülerde bulunduğumuz şöyle olacak, böyle olacak dediğimiz senaryolar üzerinde konuşuyoruz. Örneğin Evet. uzaktan çalışma daha popüler olacak. Örneğin işte şu sektörler işte ortadan kalkacak, bu işler ortadan kalkacak gibi şeyler konuşuyoruz. Ya da biraz daha ileri gidelim. Artık kapitalizmin ya da piyasa ekonomisinin sonu gelmiştir. Bundan sonra daha kontrollü, daha rigid, daha devletçi politikalar uygulanacaktır gibi tabii her gün konuşuyoruz, ediyoruz, yazılıyor, çiziliyor. Tabii bunların hepsi bizim ya da halkımız açısından ne anlama geliyor? Bunları doğru oturup konuşmamız gerekiyor. Bu anlamda sizin yani medya olarak toplumu doğru bilgilendirmek açısından bu tartışmaları fazla bilgi kirliliğine sebebiyet vermeyecek şekilde doğru bilgiyi doğru şekilde analiz edilecek şekilde sunması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten en büyük şey belirsizliğin oldukça yüksek olduğu. Yani kırılma noktasının şeyi şu, belirsizlik. Bilmiyoruz. Belirsizlik evet var ama sonuçta öngörmeye çalışma çabaları da var. Çünkü farklı yaklaşımlarla bu süreç bir şekilde değerlendirmek zorundayız hepimiz ki en azından farklı senaryolar bağlamında önümüzü görmeye çalışalım. Şimdi öncelikle şunu sorayım. Ticaret savaşları koronavirüs öncesinde vardı. Peki bu koronavirüs dönemi ve bu salgın dönemi ticaret savaşlarındaki dengeyi değiştirdi mi? Buradan başlayalım. Yani Çin üretimde dünya lideriydi ama şu anda özellikle virüsün çıktığı merkez olarak tanımlanması Çin'den gelen ürünlere karşı da bir güvensiz ortamın oluşmasına neden oldu. Bu bağlamda değerlendirirsek ticaret savaşları bundan sonraki süreçte nasıl şekillenebilir? Çin hala dünyadaki üretim merkezi olarak konumlanmasını sürdürebilir mi? Bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Çin'in bu kadar aşırı dünyanın geri kalan kısmına göre bu kadar hızlı ve büyük büyümesi aslında sürdürülemeyeceğini de bu virüs sayesinde ortaya koydu. Ve bundan sonra evet öngörebildiğimiz bazı şeyler var. Bundan sonra özellikle Çin'in ürettiği ürünlerin eş değerleri ya da benzerleri ya da Çinli girişimcilerin dünyanın farklı lokasyonlarında yaptığı yatırımlarla bu üretim faaliyetlerine devam edebileceğini söyleyebilirim. Yani global olarak Çin'deki bu hakimiyet devam etmeyeceği kesin. Ancak buradaki üretim hacminin ve potansiyelinin dünyanın diğer coğrafyalarına kayacağını konusunda olumlu bir görüş beyan edebilirim. Bu da evet tam da onu söylüyordum. Bu da bizim ülkemiz açısından da önemli bir fırsat olarak ben görüyorum. Bu açıdan Türkiye'yi ele aldığımızda Türkiye komşularıyla beraber baktığımızda yani yakın komşuları ile beraber baktığımızda dünya ekonomisinde yaklaşık
Yani 7 trilyon dolarlık bir milli hasıla kapasitesine sahip bir coğrafyanın ortasında bulunuyor. Ve bütün sanayiden, hizmetlerden, bankacılıktan tutun, birazcık tarım biraz şey kaldı maalesef. Biraz tarımda sınıfta kaldık, öyle söyleyeyim. Ama üretim tarafında özellikle dünya ile entegrasyon açısında ciddi bir potansiyel bir pozisyonda ve sadece kendi içindeki ihtiyacı ve komşuların ihtiyacına göre bir üretim planlaması yaparsa bence yeni o belirsiz dediğimiz gelecekte Türkiye'nin önünde çok ciddi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bunu bu anlamda işte bu geçen krizi değerlendirdiğimiz bu günlerde çok ciddi düşünmemiz, ona göre tedbirler almamız gerekiyor. Çünkü Türkiye gerçekten büyük bir ülke. Yani biz çoğu zaman kendimizi şey yapıyoruz, küçük görüyoruz. Bu çok bir şey değil. Çok, yani tevazu çok iyi değil. Yani bir süre sonra kendinize olan güveninizi kaybediyorsunuz. O yüzden önce kendimize, Atatürk'ün dediğimiz zaman, önce bir güvenmemiz lazım. Neye sahip olduğumuzu bilmemiz lazım. Aslında biz o Çin'deki bu üretimin durması bizim ve bizim coğrafyamıza bir olumlu katkı olacağını düşünüyorum. Peki özellikle Çin'de üretimin bu kadar fazla olmasının en önemli nedeni iş gücü fiyatlarının maliyetinin düşük olması ve diğer taraftan ürün kalitesinin düşük olması. Türkiye bu noktada nasıl bu açığı kapatır ya da Türkiye nasıl konumlanır bu süreçte? Üretimi kendine kaydırmak için size göre nasıl bir yol izlemesi gerekir? Ya zaten Türkiye'de şimdi baktığınızda dünyanın birçok uluslararası şirketinin yatırım yaptığı bir ülkeyiz aslında. Otomotivde de öyleyiz, beyaz eşyada da öyleyiz, tekstilde de öyleyiz. Turizmde zaten iyiyiz, iyiydik daha doğrusu şimdiye kadar, ama inşallah bundan sonra da iyi olacağız. Sadece biraz önce söylediğim gibi tarım konusunda biraz sınıfta kaldık. Son geçmiş yıllarda uygulanan politikalardan dolayı. Yani kendimize yetecek kadar ekecek, biçecek alanımız, arazimiz var ama biz dışarıdan gıda ithal eder durumundayız. Bu çok acı bir şey. Bir kere bir an önce bunun düzeltilmesi gerekiyor. Yani bu tarım tarafında mutlaka çok acil bir şey yapılması gerekiyor. Ama üretim tarafında, sanayi üretimi ve ihracat açısından baktığımız zaman Türkiye'de ciddi fırsatlar var ve burada belki dezavantaj, hani ücret, sadece ücret değil, yani ücretin, yani personel, emeğin fiyatının doğru verilmesi, sosyal adalete uygun bir şekilde bir ücret ve vergi politikası uygulanması gerekiyor. Bir de bu şirketler kesimi içinde maalesef verimsiz alanlar yaratıyoruz. Başta şirket sayılarına baktığınız zaman, piyasa yapılarını incelediğiniz zaman bir sektörde bir işi aynı anda 5 tane rakip firma yapıyor ve bunu yurt dışı pazarlarda birbiriyle rekabet etmeye kalkıyorlar. Bu bizi bindiğimiz dalı kestiğimiz anlamına geliyor. Burada Türkiye'deki üretim kapasitesinin belli bir konsolidasyona gitmesi gerektiğini düşünüyorum ve devlet olarak da bu konsolidasyonda özellikle şirketlerin birleşmesi, birlikte hareket etmesi, ortak satın alması, kümelemelerle ortak tedarikler noktaları yapması, o tedarik zincirlerinin doğru yönetilmesi, stok yönetimi falan gibi konularda dijital proseslerle, dijital yöntemlerle ciddi yapısal bir takım işler yapılması gerekiyor. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Eğer bunu yapabilirsek, biraz önce söylediğim o 7 trilyon dolarlık pazarın vazgeçilmez tedarikçisi olacağız. Evet. Peki şu Yani açıdan uzağa bir gitmiyorum. Sadece kendi coğrafyamızla bile yapsak biz buradan çok ciddi artıyla çıkarız. Çalışan açısından da şöyle bir şey var. Yani sayılar bazen şey çok önemli değil ama sayıların dayandığı kalite ve yetenekler önemli. Orada da bizim kalifiye ve iş gücü üzerine kafa yormamız lazım. Evet. Evet, peki. Şimdi şu açıdan değerlendirelim. Hani koronavirüs öncesinde 4G teknolojisi, 5G teknolojisi ki hatta korona günlerinde de tartışmaların neden olduğu İngiltere'de, Çin'de 5G teknolojisi mi acaba neden oluyor bu sürece gibilerinden.
Dolayısıyla baktığımızda teknolojik anlamda bir dönüşüm söz konusu. Aslında şöyle bir kıyaslama istersek, hani dünyada toplumsal değişmelerin temelinde çoğunlukla teknolojik değişmeler var. İşte sanayi devrimine baktığımız zaman teknolojideki değişmeyle birlikte toplumsal değişme ve sistemlerde bir değişim söz konusu. Bu açıdan değerlendirdiğimizde böyle bir dönüşümden bahsedebilir miyiz? Ya da böyle bir dönüşümden bahsetmek şu anki süreç için çok mu iddialı olur? Şimdi ya bu bir kere bu teknoloji bu frekansların 3G, 5G falan meselesi aslında yine bir fiziki altyapıya bağlı. Bunlarda iki teknoloji var. Ya fiber altyapı teknolojileriniz olacak. Yani her noktaya çok hızlı ulaşabileceksiniz ya da uydu üzerinden bunları dağıtabileceksiniz. Şu anda gözlemlediğimiz o ki Türkiye uzun yıllardan beri bu teknolojik altyapıyı da ihmal etmiş durumda. Yani bizim her eve bir hızlı bir internet verebilecek şeyimiz, fiber altyapı yapımız maalesef yok. Şimdi datayı bu fiber altyapıyla ulaştırabiliyorsunuz. Bu diyelim donanımsal tarafı. Bir de bunun yazılımsal tarafı var. Özellikle iş süreçlerini yönetiminde kullanılan yazılı hazır paketler, yönetim programları falan var. Şimdi bunları da tutup birbirleriyle entegre edip daha verimli, daha üretken bir hale getirebilmek için de ciddi bir insan gücüne ihtiyacımız var. Dolayısıyla sadece tek bir boyutta 5G'ye geçtik, 4G'ye geçtik, işte teknolojiyi devrimini tamamladık falan bence söz konusu değil. Bu daha kapsamlı, daha derinlikli bir konu. Özellikle içinde insan faktörü mutlaka olması gereken bir konu. Yani teknoloji sadece yazılım programı geliştirmek anlamına gelmiyor. Bunu işe yarar hale getirip bunun üzerinden katma değer yapıp başka birilerine yani satabildiğiniz sürece ancak ya da oradaki süreçleri daha verimli hale getirebildiğiniz sürece size bilgisayar işinize yarar. Ama şu anda Evet. maalesef biz bilgisayarlaşmayı herkesin elinde son model cep telefonu, herkesin evinde son model 4K işte televizyonlar koyarak yaptığımızı zannediyoruz ki bu da çok tehlikeli bir şey. Aslında bir an önce dönmemiz gereken yani geri adım atmamız gereken bir şey var. Evet, genç nüfusa sahibiz, tüketim şeyimiz var. Ancak bu tüketimi işe yarar konularda tüketmemiz lazım. Şu anda biz birazcık savurgan bir tüketim toplumuyuz. Yani ciddi anlamda buraya da kafa yormamız gerekiyor. Yani bu teknolojiyi işimizi, hayatımızı ve geleceğimizi dizayn edecek şekilde kullanırsak teknolojik değişimi sağlayabiliriz. Örneğin şirketlerde siz istediğiniz kadar çalışanlarınıza cep telefon verin, şey yapın. O kişilerin yönetim süreçlerini, yani şirketlerin risk algılamalarını, kurumsallaşmalarını, yani iş sürdürülebilirliklerini, işlerini uzun sürede nasıl yapabilirler, ileride ortaya çıkacak olan belirsizlikleri çözmek için alternatif planları var mıdır, yok mudur? Eğer bunlar yoksa siz istediğiniz kadar teknolojik dönüşümden bahsedin. Yani benim anladığım yapısal dönüşüm zihinde başlıyor. Yani zihin olarak, yani her bir bireyin zihin olarak bugünden 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl sonrası için hazırlanacak bir dönüşümden bahsediyorum. Bu sonuçta şirketlerimizi de, devleti de herkesi oluşturan bireylerdir. İşte bu bireylerin nitelikli, yetkin, liyakatlı kişilerle modern yönetim anlayışıyla hesap verilebilir, şeffaf bir noktada dönüşümünden bahsediyorum. Başka türlü yani sadece konuşmuş oluyoruz. Ben uzun yıllardan beri gözlemliyorum, bakıyorum. Ha, tabii çok başarılı örnekler var. Yani yok da değil. Ama bunu tüm ülke geneline, özellikle bir konuyu daha açmamızda fayda var. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, aile işletmeleri bazına kadar indirmek zorundayız bunu. Yani bu konuda. Çünkü üretimin, şimdi bir piramit gibi düşünün, büyük ölçekteki şirketleri besleyen, onlara tedarik veren, onlarla iş yapan çok ciddi bir nüfusun çalıştığı ve çok katma değerinin en yüksek olacağı, ülkeye en fazla fayda yaratacak olan küçük ve orta ölçekli işletmeler ve aile işletmeleri var. Esnaflar, sanatkarlar var. Yani biz buraları pas geçmememiz gerekir. Evet, şimdi aslında biraz sonra yapısal dönüşüm tam olarak tanımladığınız yapısal dönüşüm nedir? Çünkü Türkiye'de uzun yıllardır tartışılan bir konu bu.
Ve bu koronavirüs dönemi yapısal dönüşüm adına önemli bir fırsat sunuyor mu? Bunu konuşalım. Önce bir şunu tanımlayalım. Şimdi liberal politikalar açısından bakarsak dünyada nasıl bir süreç işliyor? Özellikle 1980'li yıllardan sonra sosyal devletin ekonomi sosyal devlet kavramının ikinci plana itildiği ya da devletlerin ekonomilerde geri plana çekildiğini biliyoruz ama şimdi liberal politikaların durumu nedir? Yani bu süreci izlediğimiz zaman birçok devlette bir içe kapanma süreci başladı. Yani sınırlar daha belirginleşti. Bunu liberal politikalar anlamına değerlendirirsek bundan sonraki sürece etkileri ne olur? Devletlerin bundan sonra ekonomik süreçte etkileri ne olur? Ekonomi nasıl, nereye doğru evrilir? Şöyle isterseniz bir cevap oluşturmaya çalışayım bu soruya. Şimdi bu liberal sistem aslında sınırların olmadığı, piyasanın arz ve talebin hem ülke ölçeğinde hem de dünya ölçeğinde fiyatlama yaptığı ve bu fiyatlamaya göre de kaynakların el değiştirdiği, yer değiştirdiği bir şeyden bahsediyoruz. Ama bu aslında her zaman şöyle bir de şey çıktı ortaya çıkarıyor. O da hiç kimsenin hayır diyemediği bir şey. Dünyada bir rezerv para ya da dünyada işte bir ülkenin bir başka ülkeyle ticaret yapabilmesi için bir başka ülkenin parasına ihtiyaç duyması gibi bir sorun var aslında. Çok büyük bir sorun. Bu sizin dediğiniz anlamda. Oradan bakarsanız yani tekrardan 1920'lere, Keynesçi modellere falan filan dönmemiz mümkün değil. Çünkü dünyadaki sermaye hareketlerinin büyük bir kısmı dolar ve euro üzerinden yapılıyor. Ve şu anda 2 trilyon dolar Amerikan Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği bir yerde de Türkiye'ye baktığınızda son bir ayda dolar 5 lira 75 kuruştan 7 liraya kadar çıktı, değer kazanıyor. Hem bir taraftan fiyatı yani paranın miktarı artıyor, hem bir taraftan da bizde çok değerleniyor. Bu çok çelişkili bir durum. Bu neyi gösteriyor? Demek ki liberal sistemi terk etmeyeceğiz. Yani bu durumda liberal sistemin den dönüş yok. Ama liberal sistem bir o kadar da hem kendisinin açısından hem de dünya açısından da bir tehlike ve sürdürülemezlik içinde. Bu noktada evet devlet özellikle sosyal anlamda sosyal adalet anlamında devreye girmek zorunda. Yani iş kaybı olanlara yardım etmek zorunda ki son dönemlerde benzer çabalar içinde olduğunu görüyoruz hükümetin. Ancak bunun da yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bu ancak işlerin yeniden eski seviyesine döndüğü zaman bakalım hasarımız ne kadar olacak, o zaman belli olacak. Şu anda hesap edilen şey yaklaşık istihdamda 4 puan daha bir artış, işsizlikte artış olduğu şeklinde. Dolayısıyla liberal sistemin devamlılığı tamam devam edebilir ama kurallar ve uygulamalar daha farklı olacak. Devletin daha öncelikli olarak biraz daha planlı olarak müdahale etmesi gerekiyor ekonomiye. Evet, peki şimdi yapısal dönüşüm açısından değerlendirecek olursak Türkiye bu süreci uzun süredir bahsettiği yapısal dönüşüme nasıl çevirebilir? Şu anki verilen teşvikler ya da destekler yeterli değil dediniz. Yeterli olması için ne şekilde olması gerekiyor? Ve son dönemde özellikle üretime yönelik politikalarda çok ciddi bir vurgu var. Hükümet tarafından da bu dile getiriliyor. Yerli üretim, milli üretim. Bu üretimin daha da arttırılması konusunda size göre nasıl bir yol izlenmeli ya da şu an izlenen yolu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda sadece günübirlik maalesef günübirlik tedbirlerle yönetiliyor. Ama yanlış değil, doğru şeyler oluyor. Sadece bir son yani insanların dediğim gibi belirsizliği ortadan kaldırabilmek için devletin aldığı politikalar ve kararlarla sadece 2020 sonunu değil 2021-2025 gibi daha uzun ve orta vadede de bazı şeyleri hedeflemesi gerekiyor. Çünkü şu anda yaşadığımız bu üretim kaybının yerine geçebilmesi, yeniden eski şeye geçebilmesi yani yapılan tahminlere göre
Yani birkaç böyle senaryo var. 6 ay içinde de şey yapabiliriz, yeniden toparlayabiliriz. Ya da bir 2,5-3 yıl içinde de toparlayabiliriz. Dolayısıyla bu senaryoları tüm sektörler bazında şey yapıp inceleyip tedbirleri buna göre şimdiden sektör temsilcileriyle devletin alıyor olması lazım. Burada da acilen en önemli şey gıda ihtiyacıdır, tarımdır, artı turizmdir ve bunlarla ilgili diğer küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Çünkü toplumun büyük bir kısmı burada besleniyor ve beslenecek. Diğer sanayi tarafında ben özellikle büyük sanayilere iş yapan KOBİ'ler açısından ciddi bir işletme sermayesi açığı doğacağı ortada. Yani bu şirketler zaten ticari kredilerle, yani müşterilerden ve tedarikçilerden aldıkları kredilerle yöneliyorlar. Bunlar bankacılık sistemine tam dahil değiller. Özellikle son dönemde alınan bu KGF destekli kredilerin sektörlere ve şirketlere dağıtımlarında da yeterli bir sonuca ulaşıldığını göremiyoruz. Demek ki bu yeterli değil. Yani bu KG, yani kamu bankalarının şey vermesi, kredi vermesi yeterli değil ve burada da adil davranılması gerekiyor. Yani fırsatı krizi fırsatı değiştirecek bir takım böyle fırsatçılardan koruması gerekiyor. Devlet şu anda devletliğini, büyüklüğünü gösterecek aslında. Kısmen görüyoruz ama yeterli mi derseniz bence yeterli değil. Peki şimdi süremiz açısından da bundan sonraki süreçte şimdi bir firma yöneticisi bu süreci nasıl izlemeli? Kendini korumak için küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük işletmeler size göre ne gibi önlemler almalı? Yani ki anladığım kadarıyla dolar sistemi dünya piyasasında etkin olmayı sürdürecek herhalde böyle yorumluyorsunuz ki hemen şunu da sorayım. Mesela koronavirüs sonrasında eğer ki dünyadaki güç dengesinde bir değişme olursa İşte süper güç anlamında bir Rusya, bir Çin daha da etkin olursa doların piyasalardaki hakimiyet size göre devam eder mi? Böyle bir süreçte orta ölçekli, küçük ölçekli, çalışan, ücretli size göre bu süreci nasıl izlemeli? Ne gibi önlemler almalı? Yani nasıl bir yola başvurmalı? Bence şöyle bir şey koymak lazım ortaya. Yani 3 ay sonra ne olacak, 6 ay sonra ne olacak diye bir senaryo ve iyi kötü orta diye, yani bu krizi bir takım verilere oluşturarak, veriler oluşturarak üzerine neler yapılacağı konusundan başlamak gerekir. Tabii en büyük sıkıntı zaten 3 ay sonra neyin olabileceğini, bunun tekrarlayıp tekrarlanmayacağını, hasar gören kısımların tamirinin ne kadar zaman alacağını, almayacağını bilmiyoruz. Yani gerçekten bilmiyoruz. Ama yapılması gereken bir şey var. Her bir senaryoya göre herkes kendi bütçesini, hedefini, harcamasını, yatırımını, kredisini ona göre yeniden gözden geçirmek durumunda. Yani bunun tek bir şeyi yok maalesef. Keşke söylesek şunu yapın ama bu söylediklerimi yapabilmek için de gerçekten evlerde kapanıp işte ya işte böyle magazinsel şeylerin özellikle şirket yöneticileri ya da sorumluları ya da karar vericiler açısından söylüyorum. Boş geçirilmemesi gerekiyor bu zamanın. Yani tabii devlet açısından bakarsak da biraz önce söyledik. Yani bu tekrardan kapitalizm, ya bilmiyoruz yani gerçekten o da başka bir bilinmezlik ama bildiğimiz bir şey var. Bundan sonraki hayatta ne kadar riskinizi, olası kayıplarınızı bugünden hesaplayıp ona göre alternatifler üretebiliyorsanız o kadar güçlü olacaksınız. Yani ancak bunu söyleyebilirim. Devlet açısından baktığımız için ise ve gerçekten şu anda herkesin öncelikle devletin vereceği morale ihtiyacı var. Arkasından bu moralin gerçek hayatta kaybedilen zamanın, kaybedilen işlerin yerine konulması şeklinde devletin gerekirse doğrudan alıcı olabileceği çözümler üretmesi gerekiyor. Çok klasik örnekler var, konuşuluyor. Diyelim bir uçak 300 kişiyle uçuyor ama şimdi tatil sezonu geldi.
Salgından dolayı 150 kişiyle uçacak. O zaman devlet geri kalan 150 kişinin parasını da uçak şirketine ödemesi gerekir ki uçak şirketi işine devam etsin. Buna destekleme alımları denir klasik şeylerde, ekonomide. Yani bu devlet desteklerinin bu şekilde, yani vergisel ya da bir takım mevzuat ya da öteleme şeklinde değil, doğrudan devletin son alıcı noktasına gelmesi. Bu nokta belki çok idealist bir şey olabilir ama hatta şunu bile konuşuyor olmak, belli bir süre minimum gelir garantisini devletin çalışsa da çalışmasa da tüm halka vermesi gerekir. Yani buna literatürde vatandaşlık gelir deniyor. İspanya buna başladı, uygulayacak. Yani Türkiye için uygulanır mı uygulanmaz mı veya böyle bir politika varsa bunun da bilinmesi gerekir ki. Ha, şimdi diyeceksiniz ki peki bu kaynak nereden gelecek? Evet. Bu da başka bir konu. Yani şu anda dediğim gibi yani devletin borçlanma imkanları var ama şu anda o borçlanma imkanı ancak yine yani şu anda bakanın veya Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği biz bunu gidip IMF'den ya da Amerikan Merkez Bankası'ndan borçlanmak istemiyoruz diyor. O zaman borç alacak tek bir kaynak kalıyor. O da yine kendi halkından borçlanacak. Yani devlet iç borçlanmaya gidecek. Ama özel sektörün daha fazla borçlanması mümkün değil. Özel sektör artık bu açığı kapatabilmek için yine dönecek devlete. Bu sefer kredi değil, doğrudan destek anlamında talepte bulunacak. Devlet de burada büyüklüğünü, güçlü olduğunu o zaman göreceğiz devlet. Ve Evet. tabii bir şey daha var. Devlet bu süreçte kesinlikle lüzumsuz harcamalar, gereksiz altyapı yatırımları falan filan bunları kesinlikle gündemden çıkarması ve geçmişte yaptıklarında yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü altyapı yatırımları üretken yatırımlar değildir. Yani topluma fayda yaratır, mobiliteyi arttırır falan filan ama hele bu anlamda bu üçüncü neydi, Kanal İstanbul falan filan. Bunlara hiç gerek yok. Yani bunlarla çok vakit kaybediyoruz. İnsanların öncelikle daha fazla tarım arazisi geliştirme, bu tarım arazisinde çalışacak insanlara iş verme, bunu mekanize etme, bunu optimize etme, bunları dijitalize etme, burada nitelikli insan yetiştirme gibi şeylere kafa yormamız lazım ki öncelikle dışa bağımlılıktan kurtulalım. En azından hayatımızı sürdürebilmek için. Bakın son 15-20 yıldan beri biz her şeyi dışarıdan ithal edip yiyoruz. Yiyoruz ama bunun bedelini de şimdi ödüyoruz. Yani şu anda şeyimiz yok yani. Şu anda kaldık baş başa. Evet, peki şu dönemde hani bu söylediğiniz altyapı yatırımları, dijital dönüşüm, özellikle tarımdaki üretim, tarımsal üretimi baz alalım, onunla ilgili konuşalım ya da diğer alanlarda da olabilir. Şu içinde bulunduğumuz durum ve şartlar itibariyle üretimi arttırmak için yani doğrudan alımlar ve destekleri bir yana koyarsak iş dünyasını üretime yönlendirmek adına ya da tarımda üretimi arttırmak adına yapısal ve acil politikalar size göre ne olabilir ya da en hızlı şekilde bu süreç ne zaman ve nasıl ayağa kaldırılabilir? Ya bir kere en hızlı dediğiniz, en çabuk dediğiniz şey aslında bir başka sorunun da cevabı oluyor. Çünkü bu söylediğimiz şeyler çok hızlı, ne kadar hızlı yapılırsa o kadar da hata içerecek şeyler. O yüzden önce bir plan yapılması gerekiyor. Yani plan yapılması demek, devletin plan yapması demek, karma ekonomiye geçtik, devletin şey yaptığı anlamına gelmiyor. Artık o kavramları bir kenara atmak zorundayız. Ya 1960'larda Soğuk Savaş'tan kalan şeylere takıldığımız sürece bunların hiçbirini çözemeyiz. Bir kere devleti yönetenler bunu bir kere anlasınlar. Ne kadar çok piyasacı olacaksın, ne o kadar da devletçi olacaksın. Sen öncelikle bu halkın ihtiyacını karşılamak için devletsin. Devlet bu anlamda kendini bir çek etmesi lazım. Kendi kendine bir düşünmesi lazım. Yani devlet büyükse ki bu devlet daha dün işte 100. yılını kutladık meclisimizin. Allah daha uzun ömürler versin. Biz bu sistemi güçlendirdiğimiz sürece savaş borcu ödemiş bir toplumuz. Yüzyıllardan beri yoksulluk çekmişiz ama şu anda miras yedi gibi yaşıyoruz. Böyle bir şey sürdürülemez. Evet, Çünkü öyle bir miras yok.
süremiz açısından hem toparlayalım, son değerlendirmelerimizi de Evet. yapalım. Sonra bakış açısını noktalayacağız. Pardon. Son değerlendirmelerimizi de yapalım. Hani süremiz açısından. Son Evet, olarak şunu neler söyleyeyim. Peki, tamam. üretemediniz, miras yedi olmayalım. Hani bundan sonraki Öncelikle teşekkür sorumluluk ederim. kalsın. Burada beni konuk ettiniz. Fikirlerimi paylaşmama vesile oldunuz. Teşekkür ederim. Şahsınız ve kanalınız adına. Evde oturan, şu anda geleceğini bizim gibi düşünen çocuklarımız, eşlerimiz, annelerimiz, babalarımız, komşularımız, öncelikle onlara tekrardan geçmiş olsun diyorum. Yüksek moral desteğine ihtiyaçları var. Bundan sonra, bu Ramazan'dan sonra da herkesin şu beklentisi var: artık yavaş yavaş normale dönelim. Yani bu arada sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, bilim kurulunda bu işe emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Şunu da kabul etmek gerekiyor. Gerçekten virüsle mücadele ve bu anlamda ki alınan tedbirlere uyma konusunda toplumumuz çok duyarlı ve iyi işler yaptı. Yani bu konuda görüyoruz her gün. Her ne kadar benim çok hoşuma gitmiyor böyle grafiklerle şu kadar kişi vefat etti falan, ama çok fazla artık yara almadık ya da bu şu anda en kısa zaman içinde kontrol altına alınacak gibi görünüyor. İnşallah bundan sonra bu bizim için, yani bu kırılma noktası dediğimiz şey bizim için bir şey olur, bir vesile olur. Bu programda bahsettiğimiz özellikle Türkiye'nin geleceği hakkında ki fikirlerimiz hayata geçer. Çünkü uzun zamandan beri hep Allah göstermesin deprem korkusuyla yaşıyordu. İnsanlar şöyle şeyler söylüyordu: ya işte her şey yıkılmadan yeniden yerine konması çok zor falan gibi. Allah gecinden versin, böyle şeylere bir daha maruz kalmayalım, ama şöyle bir laf vardır: bir musibet bin nasihatten iyidir derler. İnşallah bu musibeti bu şekilde atlatırız. Daha fazla da konuşmaya gerek kalmadan toplumun her kesimi olarak el birliği içinde problemlerimizi çözmenin yollarını ararız. Sayın Aslantaş, çok teşekkür ediyoruz Sağ olun. görüşleriniz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, size de teşekkür ediyoruz bakış açısını izlediğiniz için. Evet, koronavirüs günlerinde tabii bu değişim var mı yok mu? Varsa nereye doğru gidiyoruz? En fazla sorduğumuz soruların başında geliyor, özellikle ekonomik anlamda. Doktor Sayın Şahin Aslantaş'la konuştuk, ekonomist. Ekonomik anlamda bu süreci nasıl değerlendiriyorlar? Bundan sonraki dönüşümü ne yönde görüyorlar? Neler olası senaryolar içinde ve bizler nasıl takip etmeliyiz bu süreç? Ana hatlarıyla sorduk. Bakış açısını noktalıyoruz. Başka bir programda yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.